2023'ün son analizini birlikte yapalım istiyorum. Gördüğünüz gibi yeni yıl artık analizlerimizi son programı hep bu kazakla yapıyorum. Bugün de bununla yapayım dedim. Konumuz Anadolu Sigorta. Çünkü gerçekten bu yılın ilginç reklamlarından birine imzayı attılar. En önemli, ilginç ve büyük fikirle karşımıza gelmişler. Ama bu reklamı ben izleyince, ki bu bir kasko reklamı, ki Türkiye'de biliyorsunuz sigorta deyince hemen kasko akla geliyor. Bilin sigorta türü var. Türkiye'deki sigortaya yaklaşım, sigorta kültürü meselesi, bunlar çok önemli konular. Bunları yani insanlar sağlık sigortası, diğer işte SGK'nın ürettiği, devletin ürettiği sigortalar ve insanın sigortaya bakışı, buna verilen paranın yatırım değil de bir harcama olarak görülmesi, bunların hepsi farklı yani. Kendimizi çok düşünmüyoruz ama arabamızı niye çok düşünüyoruz? Bunlar önemli konular. Bu arada çok iyi sigorta şirketleri var. Bunlardan biri de Anadolu Sigorta, İlk Sigorta, arkasında İş Bankası var. O endorse gücü de reklamlarında kullanıyor. Şimdi 10 yıldır kullandığı bir kaybetmek yok sloganı var. Benim hatırladığım iki reklamı hemen gösterelim burada. Bir tane aynısını verir misin Feyyaz? Biri buydu, bakın mizahtı. Konut sigortası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Vallahi pek fazla bir şey düşünmüyorum. Bizim ev 4. katta. Bir hırsızın buraya tırmanmasına imkan yok. Zaten oturduğumuz semt de nezih bir semt. Ha kapım deseniz çelik kapı. Yerden ısıtma var. Hem zaten kaç milyon ev var? Ben hırsıza girmez yani. Burada bir duralım. Sigortada genellikle önemli olan şey bu tür riskin algılanmadığı yerlerde riski arttırmaktır. Riski zaten her gün gördüğünüz hırsızlık, yani yeteri kadar Türkiye'de hırsızlık olayı var. 10 yıl önceyi çok hatırlamıyorum ama Türkiye'de önemli şeylere de, haberlere de yansıyor. Evlere giriyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Bunların hepsinde zaten korku unsuruyla bunu yaptırmak isteyenler oluyor bu sigortayı. Konut sigortasını daha fazla hatırlatmak için, bu kategoriyi yükseltmek için sonuçlarını bilmiyor. Ama eli yüzü düzgün Anadolu Sigorta galiba ilk reklamlardan biri buydu diye düşünüyorum. Dediğim gibi uzun süredir bu yolu kullanıyor. Hemen devam edelim. Hadi diyelim girdi. Ben varım. Fena yaparım. Mizahı var. Çok fena yaparım. Yapar. Bu evin sigortası benim. Başımıza gelmez sanıyoruz ama evimiz hırsızlıktan yangına birçok risk altında. Siz en iyisi Anadolu Sigorta'nın geniş teminat ve cazip fiyatlarından faydalanın, evinizi sigortalatın. Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. Gördüğünüz gibi kaybetmek yok sloganı var. Burada bunda eleştirimiz, acaba sigortayı, konu sigortasını kim yaptırır? Kadının rolü burada nedir? Bunu iyi analiz etmek lazım. Ben kadının daha fazla bu konuda tetikleyici olabileceğini ve de erkeğe bunu yaptırabileceğini düşünüyorum. Ama bu da bizim NetMeez kanalındaki netleştiğimiz ilişki videolarını izlerseniz, erkeklere söylenen yalanlar konusu var mesela. Orada da bu erkeklere söylenen yalanları burada çok güzel kültürel olarak işlendiğini, sen yaparsın dendiğini ve onun egosunun hoşlandırılarak konut sigortası satılmak istendiğini görebiliyoruz. Şimdi ikinci filme bir bakalım. Bu da 2-3 yıl oldu diye düşünüyorum bu film. Evet, bu da bir... Zombi geliyor! Nedir abi bu koşturmacalar falan? Kavga var herhalde. Abi arkanda! Şimdi bu da bir mizahtı. Hastanelik bir şey yok. Oyun biraz... istiyor. Oğlum adam yedi seni, yedi! Oğlum iyi misin? İyi miyim? Zombiye mi dönüşüyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bir garip biliyorsun. Bak ben arıyorum ambulansı. Yok be oğlum. Koştuk ya, bacağım çekti. Masraf çıkarma şimdi. Yok be abi. Anadolu Sigorta'da %50 indirim var. Demeden önce söyleseydin keşke. Hastane masrafları sizi korkutmasın diye Anadolu Sigorta'da %50 indirim. Evet. Sağlık sigortası reklamı. Yine mizah. Ama biraz böyle Amerikan mizahı, Amerikan filmlerinde gördüğümüz gibi bir mizah. Ama bunun önemli bir sorunu var. Bu film korkutucu bir film. Dolayısıyla da nitekim şikayet.com'a falan baktığınızda epeyce bir müşteri şikayeti var. Çocukların korktuğuyla ilgili belirli zamanlarda yayınlayabilirsiniz. Bu doğru bir mizah olmamış açıkçası. Hatalı olmuş. Bilmiyorum o zaman ne kadar tepki gösterdi. Hatırlıyorum bu filmi. Şimdi tekrar karıştırdığımızda biraz YouTube'da bulduk. Ama o zaman eğer bu programı yapıyor olsaydık bu film benden kurtulmazdı, onu söyleyeyim size. Çok ciddi olarak sorunlarını iletirdim.
değiştirdim. Dikkat çekebilir ama daha sonrasındaki aşamalarıyla ilgili hiçbir şeyimiz yok. Ama yine kaybetmek yok. Ne demek? Hala anlamıyorum, söyleyeyim. Yani filmler desteklemiyor mottoyu ve Anadolu Sigorta'nın duruşunu, onu söyleyeyim. Demek ki mizah kullanıyor. Evet, bazen doğru bazen yanlış. Şimdi bu büyük fikirli filme gelelim. Çok da konuşuluyor. Onu da söyleyeyim baştan. Beğendim ama. Ya çocuklar biraz. Evet. Kasko. Hayatım. Dur, demek ki burada bir rekabet var. Anadolu Sigorta iyi kasko satıyordur diye tahmin ediyorum. Ama buradaki rekabet çok hızlandı. Sigortanın satışı da internete yöneldi. Biliyorsun sigortacılık çok ilginç bir iş. Çok iyi müşteri takip etmek gerekiyor. Bitince aramak gerekiyor. Fırsatı doğru göstermek gerekiyor. İlgi gerekiyor. Bunun yanında da bir internet meseleleri var ve farklı yerlerden sigortaları alıp bir platformda satabiliyorlar. Yakında başka platformlarda sigorta, Amazon biliyorsunuz sigorta şirketi kurdu ve Amazon.com'un altından sigorta satıyor. Bugün Trendyol'un altında mağaza açılabilir, kendisi bu işi yapabilir, hepsi burada gidebilir, başka platformlar. Sigortanın satış kanalları çabuk evriliyor ama burada nereden aldığınız, tabii ki hizmeti nereden aldığınız önemli. O yüzden de ben doğru buluyorum kaskoya yatırım yapmasını. İki araç çarpışmış. Evet, şimdi burada beklenen şey nedir? Harala görele bir şey ortaya çıkacak. Hemen bakıyoruz. Güzel. Devam. Hayatım, sen Anadolu Sigorta'yı ara. Evet. Anadolu Sigorta'yı ara da güzel bir şey. Yani... Beyefendi. Ya beyefendi. Dur. Oluyor. Şimdi burası reklamın kırılma noktası. Oluyor mu böyle işte sinirli sinirli geliyor ya. Oradaki sinirin biraz daha abartılması ve bence zirve yapmasını beklerdik. Biraz yavaş kaçmış. Bence karakterden de kaynaklanıyor. Onu söyleyeyim size. Bence filmi çeken, üzerine yürüyen olabilirdi. Yürüyormuş gibi olan. Diğer karakter ise diğeri olabilirdi. O zaman daha otururdu. Çünkü daha yumuşak bir adamı seçmişler. Bir bakın. Devam. Oluyor mu böyle hiç? Evet. Daha böyle görüntüsü itibariyle soft. Babacığım. Evet. Haberimiz yokmuş gibi mi çeksek? Evet. Burası en güzel kırılma ve komedi noktası. Tipik, çünkü bir selfie modası var biliyorsunuz. Artık o selfie'nin neredeyse iletişim bilimine girdi. Etkisi, yapılması, neden yapıldığı. Bu da bunun komiğini ve komedisini çıkarıyor. Bu sahne en iyi sahnelerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Ama öyle olmaz ki deyip duruyoruz. Olayı bir ölümlü dünya böyle kaosuna ya da bizim aile kaosuna dön. Burası gerek miydi? O konuda tereddütlerim var. Ama bir zararı yok. Ama olmasa olur muydu? Tamam. Hep birlikte de çekiyorlar. Bu güzel. Hay aksi diyoruz. Buralar mizahı bence çeldirici. Şimdi başlıyoruz. Şimdi geniş servis ağıyla bu görüntünün hiçbir anlamı yok. Şimdi bundan sonra ürün verilmeliydi. Yani ne satıyorsak sigortayla ilgili onu anlatmalıydı. Halbuki burada yönetmen tuzağına düşülmüş. Söyleyeyim size. Yani burada reklam veren ajansa direnmeliydi. Evet, sinematografik açıdan iyi bir komedisi çıkarılmış işin. Geniş servis ağı devam. Hızlı destek diye bir şey yok burada yani. Ha diyeceksiniz bu çok klasik yaklaşım. Yazdığımda o destekliyor mu? Ya, reklamda ne yapıyoruz biz? Sonucunda bu kadar komediyi, bu kadar parayı niye verdik? Bir şeyi tanımlamak istiyoruz. Ben bu işi daha iyi yapıyorum kardeşim. Mesaj gelecek şimdi. Devam. Ve müşteri memnuniyetiyle kötü anları güzel hatıralara dönüştürün. Bunların hiçbiri, hepsi aynı. Bu kareler. Söylediği şey şu. Aslında ben şunu söyleyeyim. Pozitif sigortacılık ya bunun sloganı. Onu söyleyeyim. Pozitif sigortacılık yapıyor mesela. Kaybetmek yok. Tanımlamıyor bu sloganı. Oturtmuyor yerine. Ve de o yüzden de pozisyonlamıyor. Oysa burada çok ciddi bir pozisyonlama var. Ben diyor Anadolu Sigorta. Yani bu işi o kadar iyi çözerim ki. İnsanlar böyle. Çünkü biliyorsunuz Türk kültürünü. Yani Türk kültüründe oradan kavga çıkar. Ya Türkiye'de 3000 tane beyzbol sopası satılıyor. Sadece trafikte. İnsanlar arabalarına koyuyorlar ki bir şey olursa kafasına geçireyim diyor. Şimdi böyle bir insight, içgörü bile değil, dışgörü var yani. Hepimiz biliyoruz Türk insanının yapısını, öne geçme isteğini, vakitsizliğini, zamansızlığını ve de saygısızlığını. Bu saygısızlığı ben bu hale getiririm diyor. Çok iyi. Bu yüzden de çok başarılı bir mizah. Eğer dediğim şeyler yapılsaydı 10 numara 5 yıldız verecektim. Şimdi 5 yıldız veriyorum sadece. Kaybetmek yok sloganını gözden geçirsin. Bu yola devam etsin. Ama test
testlerini lütfen iyi yapsın diye düşünüyorum. Anadolu Sigorta'yı da bunu son girdi ama bu yılın reklamı ilan ediyoruz. 2023'ün en iyi reklamı. Anadolu Sigorta'nın Beşiktaş'ta bir dükkanı vardı diyelim. Hırsız duruyordu şeyde. Ona ne diyorsunuz siz? Çok güzeldi. O dönemde yeniydi ve de çok dikkat çekiciydi açıkçası. Outdoor, mesela bunun bir outdoor'u yapılıp devam edilirse outdoor her zaman olacak. Outdoor bitmeyecek. Neden? Çünkü reklamın film olarak bir yerlerde görülmesi, sigortayı bir yerde görmüyorsunuz. Fiziksel bir yanı yok. O zaman o fizikselliğinin outdoor'da devam ettirilmesi ve burada özellikle filme yatırılan, YouTube'a yatırılan paranın zihinde tekrar oynatılarak devamının sağlanması gerekiyor. Bunlar tabii marka sağlığı araştırmalarıyla, reklam testleriyle öne çıkar ama ben çok iyi ve hala hatırlıyorsun. Ben de hatırlıyorum. Bunu yapması lazım. Bununla ilgili de yaparsa outdoor'u çok başarılı bir öne geçme stratejisi olur. Derim. İyi hatırlattın. Hepinize tekrar mükemmel bir 2024 diliyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. 2024 yılında yeni bir bölüme başlayacağız NetMeez'de. Hatta bir iki bölüme başlayacağız. Bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi sürdürülebilir reklamcılık konusundaki analizlerimiz olacak. Yeni bir yol olacak. Hem manipülasyona devam edeceğiz hem de sürdürülebilirlik iletişimiyle ilgili çok ciddi analizler yapıp yeşil yıkama dediğimiz greenwashing yapan firmaları burada tek tek avlayacağız. Yapmayanları da kutlayacağız. İyi yıllar.